Bu videoda arkadaşlar genetik alanında Southern Blot denen şeyden söz edeceğim. Southern Blot incelemek istediğimiz belirli bir DNA parçasını görünür hale getirmeye yarayan bir tekniktir. Diyelim ki elimizde bir kap dolusu DNA olsun. Şuraya hemen bir kap çizeyim. İçini de tıka basa DNA ile doldurayım. Evet, işte böyle. İstemediğimiz kadar DNA ile ağzına kadar dolu bir kap istemediğimiz kadar diyorum çünkü gerçekten bu kadarını istemiyoruz. Biz sadece belirli bir DNA parçasının peşindeyiz ve o parçaya da A geni diyelim. A geni. Merak ettiğimiz şey şu: Acaba bu bir kap dolusu up uzun DNA'nın üzerinde A geni var mı? İşte Southern blot dediğimiz teknik bunu anlamamıza yarıyor. Tabii bu böyle bir solukta gerçekleştirebilecek bir işlem değil. Aşamaları var. İlk aşama, kabın içindeki bu DNA'yı alıp küçük parçalara ayırmak. O halde yazalım. 1. DNA'yı al ve parçala. Bu elimizdeki orijinal DNA ipliği ve fazlasıyla uzun. Oysa biz bu ipliğin gayet belirli bir kısmıyla ilgileniyoruz. Bu yüzden önce bu uzun ipliği bulunduğu kaptan çıkarıyor, ardından küçük parçalara bölüyoruz bölme işini de elimizde yapmıyoruz tabi. DNA ipini restriksiyon enzimlerine maruz bırakıyoruz. Bu enzimler ipi birçok farklı noktadan kesip parçalarına ayırıyor. İşlemin sonunda farklı uzunluklarda ve çok sayıda DNA fragmenti ya da parçası elde ediyoruz. Evet, ilk aşama buydu. Artık elimizde irili ufaklı bir sürü DNA parçası var. Peki ya sonrasında ne yapıyoruz? Geldik ikinci aşamaya. Bu aşamada ise tüm bu minik parçaları elektrik akımına maruz bırakılmış özel bir jelin içinde birbiriyle yarıştırıyoruz. Bunu bir yüzme müsabakası gibi de düşünebilirsiniz. Dört kulvarlığı ve içi jelle dolu minik bir havuz, yüzücüler ise DNA parçacıkları. Her biri havuzun bir ucundan diğerine ulaşmaya çalışıyor jel elektroforezi dediğimiz bu işlemle tüm bu DNA parçacıklarını büyüklüklerine ve elektrik yüklerine göre ayrıştırıyoruz. Daha önce bu işlemi konu alan başka bir video hazırlamıştım. Bilgilerinizi tazelemek isterseniz ona göz atabilirsiniz. Ama kısaca jel elektroforezi, DNA parçacıklarını büyüklüklerine ve elektrik yüklerine göre ayrıştırmak için uyguladığımız işlem olarak açıklanabilir. Jel elektroforezinde DNA'nın negatif yüklü olmasından yararlanılır ama parçacıklar yüklerine göre değil, büyüklüklerine göre ayrıştırılır. Yine de şuraya sembolik bir şeyler çizsem iyi olacak. Şu agaroz jel bulunan stand içinde sözünü ettiğim jel olsun. Bunlar da DNA parçacıklarını jel'in içine bıraktığımız minik kuyucuklar. Parçacıklar düşük voltajlı elektrik akımı verilen bu jelin içinde anot ve katot arasında ilerlemeye başlıyor. İşlem sona erdiğinde jelin üzerindeki tüm parçacıklar büyüklüklerine göre ayrışıyor. İkinci ve üçüncü aşama arasında pH değerini bazik yapmak için jeldeki DNA parçacıklarını denatüre etmek gerekiyor. Yani DNA parçacıklarını tek iplik haline getirmemiz lazım. Ve sıradaki işlem üçüncü aşama. Bu aşamada üzerinde ayrışmış DNA fragmentleri yani DNA parçacıkları bulunan jeli bir filtreye aktarıyoruz. Çünkü jel oldukça akışkan ve bu parçacıkları net olarak görüntüleyebilmek için çok daha katı bir yüzeye ihtiyacımız var. Bunun için agaroz jel standı ile birebir aynı ölçülerdeki filtreyi jelin üzerine yatırıp bir süre bekliyoruz. Bu süre zarfında jelin üzerindeki DNA parçaları filtrenin jele temas eden yüzeyine yapışıyor. İşlem tamamlandığında parçacıklar çok daha katı bir yüzeye aktarılmış oluyor. Net bir görüntüleme için bunu yapmamız şart. İşte buraya yazdığım filtre ve bu da jel. Geldik dördüncü aşamaya. Şimdi filtremizin üzerindeki ayrışmış DNA parçacıklarını işlem görmüş başka DNA parçacıklarıyla buluşturma vakti dördüncü madde radyoaktif işaretli DNA ile buluştur. Bunlar radyoaktif bir madde ile işaretlenmiş parçacıklar ve aradığımız gen yani A geni için tamamlayıcı DNA rolünü üstlenecekler. Peşinde olduğumuz A geni için çember giderek daralıyor. Şimdiye kadarki aşamaları bir hatırlayalım. Önce ne yaptık? Kabın içindeki bu DNA yığınını enzimlerle küçük parçalara ayırdık. Sonra o parçaları jel elektroforezi ile ayrıştırıp özel bir filtrenin üzerine aktardık. Şimdi de filtrenin üzerindeki parçacıkları radyoaktif olarak işaretlenmiş tek iplikli ve tamamlayıcı DNA parçacıklarıyla buluşturuyoruz. Şu pembe çizgi radyoaktif işaretli tamamlayıcı DNA parçası olsun. Filtrenin üzerindeki şu parçacık ise bulmaya çalıştığımız A geni olsun. Onu da yeşille belirtelim. Tek iplikte bu iki parçacık uygun şartlar altında karşı karşıya getirildiklerinde bütünleşerek bir bas çifti oluşturuyor. Hibridizasyon ya da melezleme adı verilen bu işlem sonucunda çift sarmallı bir yapı elde ediyoruz. Evet geldik beşinci ve son aşamaya. Görüntüleme safhası. Buraya yazıyorum. X ışınlarına tut. Aslında Southern Blot'un kendisi X-ray ışınlarına maruz kalmıyor test çubuğundaki radyasyon filme etki ediyor sonucunda da test çubuğu ile bütünleştiği yerde bir işaret veriyor yarısı radyoaktif işaretli dna parçacıklarından oluşan baz çiftlerimizin filtre üzerindeki konumlarını tespit etmemiz çok gerekli bunun için filtreyi x ışınlarına maruz bırakacağız ya da daha aşina olduğumuz bir yöntemle filtrenin röntgen filmini çekeceğiz X ışınları filtreye nüfuz ettiğinde radyoaktif olarak işaretlenmiş DNA parçacıkları ışıl ışıl parlayacak ve hey biz buradayız diyecek. Peki onların orada olması ne ifade ediyor? Çok basit, doğru iz üzerinde olduğumuzu. Radyoaktif işaretli bu parçacıklar yalnızca bütünleştikleri bir başka nükleik asit zinciri varsa orada bulunabilir. Eğer filmde bu parçacıkları görebiliyorsak demek ki A geniyle bütünleşmiş ve çift sarmallı bir yapı oluşturmuşlardır. Yani aradığımız ageni DNA ile dolu bu kabın içindeymiş.